Suriye'ye insani yardım malzemesi taşıyan tırdan askeri mühimmat çıktı, ortalık karıştı. Yapılamayan yolsuzluk soruşturmasında olduğu gibi yine savcı adli kolluk krizi yaşandı. Hatay terör ve organize polisi önemli bir ihbar aldı. Reyhanlı'dan yola çıkan 06BR8860 plakalı ve Dorse plakası 06DE3290 olan tırın Suriye'ye mühimmat taşıdığı yönündeki ihbar emniyete alarma geçirdi. Tır, Reyhanlı Kırıkhan Karayolu, Güzelce Jandarma Karakolu yakınlarında polis ekipleri tarafından durduruldu. İçinde sürücüyle birlikte 3 kişi vardı. Birinin MİT mensubu olduğu iddia edildi. Ekipler tırı aramak istedi. Ancak polisin arama yapmasına jandarma bölgesi olduğu gerekçesiyle izin verilmedi. Polisler durumu jandarmaya haber verdi. Bölgeye ulaşan jandarma timleri tır içinde arama yapmaya başladı. İhbar doğruydu. Tırdan insani yardım malzemesinin yanı sıra mühimmat ve silah çıktı. İşte o andan sonra ortalık karıştı. Konu Cumhuriyet Savcılığına ve Hatay Valisi Celalettin Lekesiz'e aktarıldı. Biri Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Tır detaylı arama için bölgedeki bir fabrikanın bahçesine çekildi. Savcı beklendi. Reyhanlı'daki bombalı saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten TMK 10. maddesiyle görevli savcı Özcan Şişman kısa süre sonra olay yerine gitti. Savcı Şişman, tırda arama yapılıp malzemelerin boşaltılması için talimat verdi. Ancak Hatay Valiliğinden jandarma ekiplerine arama yapmayın yazılı talimatı geldi. Jandarma ekipleri savcının arama talimatı yerine valilikten gelen arama yapmayın talimatına uydu. Özel yetkili mahkeme savcısı Sayın Özcan Şişman aldığı ihbar üzerine başsavcının görevlendirmesiyle Kırıkhan'a geliyor. Tırın durdurulmasını ve aranmasını istiyor. Tır durduruluyor ancak arama konusunda savcıya engel çıkarılıyor. Adli kolluğa arama yaptıramayan ve talimatı uygulanmayan savcı Özcan Şişman tutanak tutarak olay yerinden ayrıldı. Jandarma ekipleri de olayın tüm gelişmesini tutanak haline getirerek tırı bıraktı. Reyhanlı'dan yola çıkarak Kilis'teki Öncü Pınar sınır kapısından Suriye'ye geçeceği öğrenilen tır Reyhanlı'ya geri döndü. Yapılan araştırmada tırın kişi adına kiralandığı belirtildi. Yaşananlar gündemi bir anda alt üst etti. Peş peşe önemli gelişmeler yaşandı. Reyhanlı'dan itibaren tırı takibi alan terör ve organize polislerinin olay yerinde oldukları sırada gelen talimatla görevden alındıkları ortaya çıktı. Terör ve organize şubede görevli şube müdür yardımcıları ve bazı amirlerin de görev yerleri değiştirildi. Akşam bunlar yaşanırken gün içinde Hatay Valisi Celalettin Lekesiz'in yazdığı talimat yazısı ortaya çıktı. Kırıkhan Kaymakamlığı ve Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na gönderilen yazıda MİT'e bağlı görev yapan personelle araçlarının Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı'nca alıkonulduğu anlaşılmaktadır ifadeleri yazılıydı. Ve yaşananlar mecliste yemin eden İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya soruldu. Ala, orada Türkmenler var, tırda Türkmenlere giden yardımlar var. Herkes işini bilecek. Siz içini biliyor musunuz? Diye konuştu.